Serdar Şenol ve Şakir Turan katıldığınız için. Bu bölümün sonunda her zaman olduğu gibi ALB Menkul Değerlere gidelim. Yeliz Karabulut bizi bekliyor. Yeliz'cim merhabalar. Merhabalar. FED tutanaklarının arkasından Euro Doları izliyoruz. Dolar endeksindeki gerileme acaba pariteyi nasıl etkiledi? Euro dolar paritesinde tutanaklardan sonra sert satış baskısı var. Daha doğrusu süreç en başta negatif faiz tartışmaları ile başlamıştı Euro bölgesinde. Son toplantıda bu tartışıldı denilmesiyle Euro dolar paritesinde 1.35-30'dan 1.34-60'lara doğru bir satış baskısının olduğunu görmüştük. Akşamleyin tutanaklarda önümüzdeki aylarda parasal girişimin azaltılabileceği yönündeki açıklamalar ise Euro dolar paritesinin 1.34 seviyesine kadar gerilemiştir. Neden oldu? Biraz birkaç saat önce Draghi'nin konuşmasında ise negatif faiz tartışması olmadı demesi, yani daha doğrusu dünkü açıklamayı yalanlaması Euro dolar paritesini toparlamasına neden oldu. 1.34-60 seviyelerinde bu seviyeler üzerinde tutunursa tekrardan 1.35-1.35-20'ye doğru bir hareketlenme yapabilir. Hala yukarı yönlü eğilimini aslında koruyor. 1.34'ü test etse de kuvvetli sürecini koruyor. Aşağıda ise benim gördüğüm kritik nokta ise 1.34 seviyesi. Yeliz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ex parasal sıkılaştırma tarafında adeta 3 aylık bir takvim verdi. Bugün bize gördüğümüz noktada bunun dolar TL üzerinde etkisi olabilir mi? Nedir orada yönü belirleyen? Dolar TL cephesinde ise tabii ki Merkez Bankası'nın aksiyonları hareketi birazcık daha yukarıya doğru sınırlamış gibi gözüküyor. Normalde geçtiğimiz aylarda dünkü tutanaklar gibi bir açıklama geldiğinde dolar TL'de yukarıya yönlü sert hareketler oluyordu. Merkez Bankası'nın özellikle Aralık ayında aksiyonluk daha da kuvvetlendireceği beklentisiyle dolar TL'deki hareket yukarıya yönlü daha da sığlaşmış gibi gözüküyor. 2.02-2.02-2.25 seviyesi kritik noktalar. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunursa tekrardan 2.04'e doğru bir hareketlenme olabilir. Aşağıda da görüldüğü kritik nokta ise 2.01-20 seviyesi. Bu seviyenin altında ise satış baskısı artabilir. Psikolojik sınır ise aşağı yönlü harekette 2 seviyesi olarak görüyoruz biz. Aralıkta ise Merkez Bankası'nın aksiyon olabileceği bir sürü enstrümanları var. Bunları da kuvvetli bir şekilde kullanabileceğini düşünüyoruz biz. Peki, çok teşekkürler Yeliz Karabulut. Yani tekrar görüşmek üzere. Şimdi kısa bir araya gidelim. Birazcık dinlenelim. Gelelim ve akıllı paranın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edelim. Bizimle olun.